hastalıklarda sindirim sistemi bugünkü konumuz. Tabii sindirim sistemi bir bütün olarak hangi parçalardan oluşuyor ve hangi kısımlardan oluşuyor dersek, başlangıçta tabii ağız. Ağızdan sonra hemen yutak, farenks ve yutak, ardından mide ve mideyle bağlantılı olmak üzere kör keselerimiz değişik sayılarda, birazdan detayını vereceğim. Sonra bağırsak sistemimiz ve bir de sindirim bezi anlamında işlev gören karaciğer ve pankreastan bahsetmek mümkün. Şimdi tabii balıklarda iç organları gösterebilmek için öncelikle bir kesi yönteminin nasıl olduğunu anlatmak durumundayız. Şöyle bir balık üzerinde örneklememizi yapalım. Nedir dersek teorik olarak tekrar bir anlatalım. Şimdi bir ensizyon tekniğinde 4-3 aşamalı ama diğer adımları da var. Bir yöntemden bahsetmek mümkün. Öncelikle anüsten başlamak üzere alt kısımdan hemen solungaç kapağının altına kadar bir kesi yapıyoruz. Sonra yine bu bölgeden başlamak üzere karın boşluğunu kapsayacak şekilde bir kesi, ikinci kesimizi yapıyoruz. Ardından şu bölgede ister aşağıdan yukarıya ister yukarıdan aşağıya üçüncü bir kesiyle bu bölgedeki kapak kısmındaki, yani şöyle gelelim, şuradaki kısımda ne oluyor? Ortadan kalkınca bütün iç organlar bir bütün halinde görünür hale geliyor. Tabii burada iç organlar böyle ama bir de solungaç kapağında da aynı şekilde, yine burada solungaç kapağında da yukarıdan aşağıya doğru bir kesi yaparak solungaçların görünür hale gelmesini sağlıyoruz. Son olarak yine balıklarda yapılan deneysel araştırmalar olur, herhangi bir araştırma amaçlı işlerde. Sonuçta beyin de iç organlar içinde incelenmesi gereken yapılardan bir tanesi. Onun için de şuradan bir kesi yaparak beynin bulunduğu konum itibariyle bu bölgenin bir kapak gibi açılmasını sağlıyoruz. Ardından beyni de oradan aldıktan sonra herhangi bir araştırma, artık amacımız neyse, işlevini gerçekleştiriyoruz. Evet, teorik olarak kabaca aktardım bu olayın. Bir de uygulamasını birlikte yapalım. Şimdi kastettiğim şey burada, şöyle bir barbun balığını alalım. Evet. Şimdi makasımıza tabii dikkat ederseniz bir ucu küt, bir ucu sivri. Dolayısıyla bu şekilde olması şöyle biraz daha belirgin. Ne amaç için onu söyleyelim. Şimdi tabii nedir? Birinci aşamamız anüsten gireceğiz. Tabii burada keskin uç değil, küt olan ucu kullanacağız. Her ne kadar biz bu şekilde balıkları tuttuğumuzda iç organlar aşağıya doğru gitmişse de yine de zarar vermemek adına hemen buradan kesimizi yapıyoruz. Yani küt uç aşağıda içeride olacak şekilde. Şimdi birinci kesimizi bu şekilde yaptık. Sonrasında yukarıya doğru devam ediyoruz. Tabii bunu biraz daha içeriğini de gösterebilmek açısından. Şimdi ne yaptık? Şu şekilde tuttuk. Bir pens yardımıyla bakın, evet, bu şekilde ikinci kesimizi yaptık. Şimdi son olarak bunun açılması ve ortamdan uzaklaştırılması, yani iç organların görünür olmasının sağlanması lazım. Evet, bu şekliyle 3 aşamalı işlemimizi gerçekleştirdik. Solunum sistemiyle ilgili kısımda ben solungaçlarla ilgili detayı anlatacağım için şu an orada bir kesi yapmıyoruz. Demek ki ne yaptık? İç organlarımızı bu şekilde görünür hale getirdik. Şimdi sırasıyla biraz daha detaylar üzerinde konuşalım. Şimdi baktığımız zaman sindirim nereden başlıyor? Ağızdan başlıyor. Evet, balıkların farklı ağız yapıları olduğunu görüyorsunuz. Dikkat ederseniz bakın. Hangi ortamda yaşıyor, neyle besleniyorsa veya beslenme şekli nasılsa ona göre bakın ağız yapılarında farklılıklar var. Hamsi de keza bakın üst çene biraz daha ileride. Yine mezgite baktığınız zaman bu şekilde bakın bir yapımız var. Yine isparozda da dikkat ederseniz bu şekilde bir görünümüz söz konusu. Dip balığı olan çarpan balığında da görüntü bu şekilde, bakın biraz daha zarsı bir yapıya sahip, görüyor musunuz? Nispeten uzayabiliyor. Dolayısıyla tabandaki bir takım besinleri bir huni gibi toparlayabilmesi için de bakın bu şekilde uzayabilen bir yapıya sahip. Şimdi tabii ağızdan bahsederken sindirimin ilk olarak gerçekleştiği, mekanik işlevlerinde gerçekleştirdiği kısım. Burada tabii dişler devreye giriyor. Şimdi dişlerle ilgili belki teoride şunu anlatmamız mümkün. Geldiğimiz zaman bakın farklı balıklarda farklı diş yapıları var elbette. Dikkat ederseniz bakın hemen
Üste premaksilla ve maksilla bölgesinde bir takım dişler var. Yine yandan görünümü dikkat ederseniz oldukça keskin nedir? Köpek dişleri var. Şurada vatozvari balıklarda görülen öğütücü, parke taşı gibi çok fazla dizilmiş taşlar söz konusu. Bunlar beslendikleri dişler söz konusu. Beslendikleri organizmalarla da doğrudan ilişkili. Çünkü sert yapıları parçalayabilmesi için böyle bir yapıya sahip. Şuraya aşağı geldiğimizde bunlar bakın farinks dişleri. Bunlar solungaç bölgesinde yer aldığı için sazangillerde bilinen bir diş. Ama şu da vomer dişi, bakın bu da alabalıklarda. Hemen ağzın iç kısmında ve elinizi balığın ağzının içine soktuğunuzda tavan kısmında yer alan, yani elinizi bunu yaptığınız geriye doğru çekmek istediğinizde elinize parmağınıza veya battığını göreceksiniz. Bunlar da vomer dişleri. Her birinin tabii yapısal anlamda özellikleri var. Biraz daha bu görselden sonra detayını göstermek gerekirse, evet, kastettiğimiz şey bu. Bakın ağız yapılarında farklılıklar var. Burada gördüğümüz birkaç balık türünde. Şu bir mersin balığı, dikkat ederseniz bakın gaga şeklinde bir yapımız var. Bir başka balıkta keza bakın alt çene biraz daha uzun ve üstte dikkat ederseniz son derece keskin köpek dişlerinin olduğunu görüyoruz. Bahsettiğim farinks dişleri bunlar. Evet, bakın dikkat ederseniz farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Evet, bunlar farklı balık türlerinden elde edilen farinks dişleri. Burada tabii bir formülasyon söz konusu. Balıkların türlerini tespit ederken genellikle hangi formüle sahip olduğunu söyleriz. Yani bu dişler bizim için bu açıdan önemli. 1-1-3, 3-1-1 gibi, yani simetrik bir yapı olduğu için bir tarafta neyse tam tersi de aynı şekilde geçerli. Şimdi geldiğimiz zaman, evet, ağızdaki bu diş yapılarından sonra ne var? Hemen bir farinks ve yutak var iç kısımdan devam eden. Ardından tabii ne yapıyoruz? İç organların olduğu bölüme geliyoruz. Burada kastettiğimiz nedir? Bakın alabalıkta bakacak olursak şöyle kocaman bir karaciğer söz konusu. Yine buraya geldiğimiz zaman bakın barbun balığında da bir karaciğerimiz var. Hemen alt kısmında bakın şöyle bir takım keseler görüyorsunuz. Elin parmakları gibi. Tabii bunun hemen altında mide söz konusu bu bölgede. Bu pylorik saka dediğimiz kör keseler balık türüne göre değişiyor. Ve sistematikte türlerin tanımlanmasında yardımcı oluyor. Ama sindirim açısından baktığımız zaman mideye yardımcı bir işlev görüyor. Onun ardından da bağırsak sistemi bir şekilde devam ediyor şu şekilde. Şimdi tabii balıklarda, şu anda bulunan balıkların hepsinde gerçek midenin olduğunu söylememiz mümkün. Ama sazangillerde gerçek mide olmadığı için bağırsaklar bu defa burada oluşan o daha güçlü asidik yapının, yani sindirimi kolaylaştıracak enzimlerin salınmasını sağlayan asidik yapının yerine bağırsakların boyu uzuyor. Ve normal şartlarda çıkardığınız zaman bağırsakları katlanmalı olarak uzadığını ve hatta bir bütün olarak baktığınızda balık boyunu çok da aştığını görmeniz mümkün. Dolayısıyla şu an burada gördüğümüz balıklarda gerçek mide ve dolayısıyla beraberinde de değişik sayılarda olmak üzere kör keseleri görmemiz mümkün. Yine biraz daha yakından baktığımız zaman yine bu balıkta alabalık üzerinden şöyle gidelim. Evet, dikkat ederseniz yine bir başka koyu bölgemiz var. Bu da pankreas. Dolayısıyla pankreas dalak. Dolayısıyla koyu renkte bu dalak bize konumunu da gösteriyor. Hemen bağırsaklar bu şekilde devam ediyor anüse kadar. Dediğim gibi burada mide olduğu için nispeten bağırsaklar daha kısa. Hemen tabii şunu da söylemek lazım. Baktığımız zaman karaciğerin hemen altında bir kese şeklinde safra kesesini, vesike fellea'yı da söylememiz mümkün. Tabii burada safra kesesi sadece depo görevi yapıyor. Onun haricinde üretim işlevi karaciğerde gerçekleşiyor. Yine iç organlara bakınca sindirim sistemiyle doğrudan ilişkili olmamakla beraber bakın bu balığımızın dişi olduğunu, yumurtaların gelişme aşamasında olduğunu söylememiz mümkün. Bir de yine iç organların geneli açısından hani hazır bu şekilde bir işlev yapmışken dikkat ederseniz şu arka tarafta hemen zarın, peritonun arkasında koyu renkli bir yapı var. Bu da böbrekler. Boylu boyunca uzanır bir yapı şeklinde karşımıza çıkıyor. Şimdi tabii baktığımız zaman
sindirimin gerçekleşeceği, yani etçil mi, otçul mu olduğuna göre balıklarda da bu anatomik yapıların şekillendiğini söylememiz mümkün. Şimdi baktığımızda şöyle bir açalım tekrar. İç organları dışarıya çıkaralım. Dikkat ederseniz bakın. Hemen şuradan bir kesi yapalım. Evet. Evet. Aldıktan sonra evet, dikkat ederseniz bu şekilde bir evet, midemiz burada görüyorsunuz. Tabii midenin de balık türlerine göre değişik şekilleri var. Y şeklinde olan, V şeklinde olan gibi. Ama dikkat ederseniz hemen beraberinde bu kör keseleri detaylı bir şekilde görmemiz mümkün. Bunların sayıları az önce söylediğim gibi sistematikte önemli ama sindirim açısından da sindirime yardımcı olacak şekilde oluşmuş yapılar. Yine bir başka balık üzerinde şöyle hızlı bir aynı işlevi yapalım. Bakalım isparoz balığımızdaki anatomik yapı nedir? Hızlı bir şekilde. Evet. Burada tabii çift yüzgeçler burası, hatırlayın. Ventral yüzgeç, karın yüzgeci. İskelet kası olduğu için doğrudan geçebilmek kolay değil. Biraz daha enerji sarf etmemiz gerekiyor. Yine bu şekilde devam edelim. Üç basamaklı işlevimizi yapacağız. Evet, şöyle biraz daha. Evet. Sadece karın boşluğunu kapsayacak şekilde bu adımımızı yapıyoruz. Evet. Bakın. Evet. Burada da yine ne görüyoruz? İç organların, bakın, bağırsaklar artık sarkmış halde dışarıya doğru çıkıyor. Evet, karaciğerimizi burada yine görüyoruz. Evet, kör keseler var keza. Evet, balığımız erkek. Dolayısıyla evet, yine iç organlar. Bakın şurada bir hava kesemiz var. Tam evet, bastırınca anlaşılıyor değil mi? Evet, balıkların büyük kısmında hava kesesi vardır. Bunun detaylarını daha sonra anlatacağız ama hava kesesi balıkların dengesini, aşağı yukarı iniş çıkışını su kütlesinde sağlayan bir yapıdadır. Detaylarını daha sonra tekrar anlatacağız. Ama gördüğünüz gibi evet, bu şekilde. Evet, bakın midemiz. Evet. Karaciğeri görmüştük zaten ve bağırsaklar da bu şekilde devam ediyor. Evet, bir bütün olarak baktığımızda sindirim sistemi demek ki bu şekilde bütün balıklarda ortak özelliklere sahip olarak karşımıza çıkıyor. Yani ağızdan başlayan, dişlerle mekanik olarak başlayan sindirim, daha sonra sindirim enzimlerinin devreye girmesiyle karşımıza çıkıyor. Bir tamamlanıyor. Tabi burada pankreastan bahsetmedik. Çünkü pankreasın bir organ olarak görebilmemiz mümkün değil. Bunun bir bezdir. Öyle olunca da genellikle bağırsak askıları civarında, balık türüne göre değişmekle beraber bir bütünleşik yapıdadır. Dolayısıyla onu bir bütün olarak bir organ gibi göstermek mümkün değil. Ama genel anlamda baktığımız zaman mide, karaciğer, bağırsaklar gibi kör keseler gibi organları sindirimin parçası olarak gösterebilmemiz mümkün.